Kendi halinde bir tüccardı. Bir gün kumaşları gemiye yükledi, Endonezya'ya gitti ve oraya yerleşti. İşini orada devam ettirdi. Kumaşları kaliteliydi. Tam da o bölge halkının aradığı cinstendi. Tüccar kanaat sahibi bir insandı. Kazancı az olsun, temiz olsun düşüncesindeydi. Bir gün geç geldi iş yerine. Ama kasada fazlaca para vardı. Belli ki tezgahtar iyi bir kar elde etmişti sattığı mallardan. Merak etti, sordu. Hangi kumaştan sattın? Bu kumaştan efendim. Metresini kaça verdin? 10 akçeye. Nasıl olur dedi tüccar. 5 akçelik kumaşa 10 akçeyi nasıl satarsın? Bize hakkı geçmiş adamcağızın. Görsen tanır mısın onu? Tezgah gitti, müşteriyi buldu, getirdi. Dükkan sahibi müşteriyi karşısında görür görmez helallik istedi ve fazla parayı müşteriye uzattı. Müşteri şaşırmıştı. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyordu. Ne demekti hakkını helal et? Olay kısa sürede dilden dile dolaştı. Çok geçmeden kralın kulağına kadar vardı. Sonunda kral kumaş tüccarını saraya çağırdı ve sordu. Sizin yaptığınız bu davranışı daha önce biz ne duyduk ne gördük. Bunun aslı nedir? Ben dedi tüccar Müslümanım. İslam dini böyle emreder. Müşterinin bana hakkı geçmişti. Dolayısıyla kazancıma haram girmişti. Ben sadece bir yanlışı düzelttim. Kral, İslam nedir, Müslümanlık nedir gibi peş peşe sorular sordu. Tüccar birer birer soruları cevapladı. Kral ilk defa duyuyordu böyle bir dinin varlığını. Fazla zaman geçirmeden İslam'ı kabul etti. Daha sonra kısa süre içinde de halk Müslüman oldu. 250 milyonluk nüfusa sahip olan bugünkü Endonezya'nın Müslümanlığı kabul etmesindeki sır sadece 5 akçelik bir kumaş ve hakkaniyeti uygun küçük bir davranış idi. Yapılan tek şey vardı sadece, inandığı gibi yaşamak. Sahip olduğu güzellikleri çevresiyle paylaşmaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdesi herkese açık. Doğru ve güvenilir tüccar kıyamet gününde peygamberler, sıddıklar, doğrular ve şehitlerle beraberdir. Yani asıl olan söz dili değil, hal diliydi. Konuşmaktan çok yaşamaktı. İnandığı gibi anlatmaktan ziyade inandığı gibi yaşamaktı.